Hadi artık, nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır, o kedi. Yavrum içeride beklesenize. Alt tarafa video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadım. Ha, tamam o zaman. En büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak. Pardon, bu işte. Anne, anne, biz Atari oynayacağız. Kırıcığım, kırıcığım, biz Atari oynayacağız. Hebe, hebe, hebe hebe. Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canan'ın odasına. Yürüyün. Harala gürele, harala gürele. Bize televizyonun lazım Canan, Atari oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Lastik değil, komple traktörmüş bu. Ha, benim o ya, tamam. Oğlum, sen ne zamandan beri odanı toplamıyorsun? Toplamadım ki. Hadi hadi, televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Güzel dedin. Televizyon. Nerede ya televizyon? Ha, işte buradaymış. Ohoho, sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik joystick'in buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada mı acaba? Bakayım bu ne? Aa, kokarcaymış. Ne haber Necati abi? İyidir Kamil, senden ne haber? Bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer 5 dakika içinde gelmezsem polisi arayın. Hadi bay bay. Şunu şuraya koyalım. Evet, bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz! Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi, Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum, polisi arayın demiştir. He, ben Hulusi anladım. İyi. Neyse, sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl büyüdü mü? Yok, büyümedi, aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık, iyiydi. Ya yürü hadi. Ya. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. Dandik joystick'i bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Necati. Gidiyoruz. Hop, ticari. Sağa çek. Necati abi. Şakir, atla çabuk. Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. İyi tamam, oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. Sonra? Ne yapıyoruz? Hadi evimize gidelim. Vallahi tabela mabela yok hiçbir yerde. Böyle dümdüz gidiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. Kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. Merkez, yaktın beni merkez. Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika, bir dakika. Biri ağlıyor, duyuyor musunuz? Necati ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. Ya bir sussun herkes. Bakın, dinleyin.
Aa, hakikaten. Vay be, benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Kabusuzum! Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin, canavar dedin, canavar. Hayır, canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba, ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap, ticari. Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim, ben de onu dinliyorum Necati abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Sütlü Nuriye. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ya! Ben gidiyorum. Otur şuraya Necati. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünün yağını yiyeyim. Bak. Eğer bize yardım etmezsen, dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın, bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Mors alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mors alfabesi mi? Vay canına. Hayır Mors. Bak şimdi. Bir kısa bir uzun tık A demek. Alın bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha var var. Var ama ben vermiyorum. Olsa niye vermeyeyim? Belli olmaz senin işin. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım, yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak, baban gelince yapar. Bir dakika, bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa, bir uzun.
Bir uzun, bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babaannelerin başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu. Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay, yazık. Baba? İşe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil, ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. Hadi oyun oynayalım artık. Atarım nerede? galiba onu da süpürdüm ben ya.